Şimdi size geldik, iyi dinleyin gençler. Yani öyle olursam ne olur, düşünün, bir hayal edin. Ya. Değerli genç arkadaşlarım, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Sayın Erdoğan'ın 1 Nisan şakası tadında bir açıklamasına şahit olduk. Çiftçilerle olan buluşmasında diyetisyen Sayın Erdoğan'ı dinlemiştik. Diyetisyenler saçını başını yoldu. Gece çünkü 11'de yemek yemek yasaktır. Yani diyetisyenlere göre. Acaba diyet listemi Sayın Erdoğan'dan mı alsam? Bilemiyorum. Manda yoğurdu, Medine hurması ve kestane balının şifalarını öğrenmiştik. Ama gece 11'de yiyoruz. Gençlerle olan buluşmasında ise kendisi karşımıza sizin için bir yaşam koçu kimliğiyle çıktı. Ya. Bak. Bak, dünyaca yaşam koçluğu aldığınız zaman bildiğim kadarıyla bir sürü para ödüyorsunuz. Bak, bedavadan. Ya. Gençlere hayata dair hikmet dolu, derin mi derin tavsiyelerde bulundu. Ne dedi? Kağıda basılı kitapları masanızdan, çantanızdan asla eksik etmeyin dedi. Yalnız dikkat edin, kağıda basılı kitaplar. Yani hikmet kağıtta. Kendi icat etti ya canım, o kadar kıyak çeksin. kağıdı biliyorsunuz, elektriği de icat etti, kağıdı da. Ama gittiğim her yerde lise talebelerinin, o ilçelerde lise talebelerinin bir şikayeti var. Normal kitapları bırakın, keşke hepimiz alabilsek, hediye edebilsek, okuyabilsek, ama test kitaplarını dahi alamadıklarını, çok pahalı olduğunu söylüyor gençler. Yani buradan tavsiye verirken kendisine bir ufak hatırlatma yapalım. Şimdi başka spora mutlaka her gün düzenli olarak vakit ayırın dedi. Bu güzel. Ama hem okuyup hem çalışanlar ne yapacak bu işte? Bakın, güzel bir tavsiye. Ama üniversitede okuyan çocuklarımızın, gittiğimiz ilçelerdeki okullarda okuyan, şehirlerde okuyan bütün çocuklarımızın, dar gelirli ailelerin çocuklarının bize söylediği, hem okuyup hem garsonluk yaptıkları şeklindeydi. Vakit ayırın dedi. Güzel. Başka? Ah, burası çok mühim. Pardon. Burası çok önemli. Demli bir çay. Bak. Demli bir çay. Ya da aromalı bir kahve eşliğinde yapılan. Aromalı. Karşılıklı sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin dedi. Bu açıklamayla birlikte an itibariyle hepimiz çaya ve kahveye gelecek zammı bekliyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Bir de yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleriyle ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezin dedi. Evet, yanlış duymadınız. Önce Türkiye'yi, sonra da dünyayı gezecekmişsiniz. Üstelik bunu gençlerimiz toplu ulaşım fiyatlarından dolayı yaşadıkları şehirde bile gezemezken söyledi. Bunu İstanbul'da okuyan bir genç 450 liralık bilet parasını karşılayamadığı için Sivas'taki ailesini görmeye gidemezken söyledi. Bunu yurt dışı hariç bedeli 150 lirayken, 10 yıllık pasaport harç bedeli 150 lirayken, 10 yıllık pasaport 1478 lira, dolar 14.69, avro da 16.21 lirayken söyledi. Asgari ücretlinin çocuğuna buyur gez diyor. Bunu der. Fransa'yı hatırladım. Ekmek yoksa pasta yiyin. Bir insan ülkesinin gerçeklerinden bu kadar uzak olabilir mi? Gerçekten ibretlik. Sayın Erdoğan, senin bu söylediklerini
ancak ve ancak etrafındaki ihaleci gençler yapabilir. Pudracıları söylemiyorum. Mesela eşinin, dostunun, yandaşının çocukları yapabilir. Mesela doymak bilmeyen rantçılarının çocukları yapabilir. Mesela bol maaşlı danışmanlarının, müdürlerinin çocukları yapabilir. Bunlar yapabilir niye? Bu gençlerin, bu çocukların Instagram sayfalarındaki arabaları, havuzların içindeki pozlarını görseniz, oho! Orada başka bir dünya, benim gezdiğim semtlerde bambaşka bir dünya. Ama bu memleketin çocukları, gençlerimiz maalesef yapamıyor. Üstelik senin yüzünden yapamıyor Bay Chris. Bu dediklerini hayata geçirmeyi zaten geçtim, hayal bile edemiyor. Masraflı tavsiyelerini, lüks zevklerini kendine sakla. Gençlerimizin hayatını da, hayallerini de, enerjisini de çaldınız. Eğer ülkemizdeki gençlere illa bir tavsiye vermek istiyorsan, benim gibi olmayın demen yeterdir. Bu sefer korkutmadılar. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Başka söze gerek yok. Sen yeter ki gölge etme. Başka ihsan istemez. Aziz milletim, Sayın Erdoğan rafine zevkleriyle gerçek bir gusto insanı olduğunu her fırsatta gösterip kendi yaşadığı paralel evrenden gençlere nutuklar ata dursun. Gelin ben size gerçek Türkiye'deki gençlerin yaşadıklarını anlatayım. Geçtiğimiz cumartesi günü bir grup genç kardeşimizle birlikteydim. Onları anlamak, dertlerini öğrenmek ve çözümler bulmak için tersine mentorluk oturumu yaptık. Covid'in başından beri aşağı yukarı 700'ün üzerinde gençle, 18-20 kişilik gençlerle bu tersine mentorluk üzerinden bir Zoom çalışması yapmıştık. Bizzat şahsen ben yapmıştım. Oradan gelen çıktılar var. Şimdi yüz yüzeye geçtik. Yüz yüze görüşmeye geçtik. Yani onlar anlattı, ben dinledim. Yani onlar anlattı, ben öğrendim. 19 yaşında bilgisayar programcılığı okuyan bir gencimiz dedi ki, yurt dışında akademi ve özgür yaşam koşulları daha iyi. Ekonomi daha iyi. Gençler için ülkenin geleceği diyorlar. Ama bu insanlar bugünlerini kurtarmaya mı uğraşsınlar? Kendinden bahsediyor, kendi yaş grubundan bahsediyor. Yoksa ülkenin geleceğini mi kurtarmaya çalışsınlar? 5 yıl sonra kendimi nerede gördüğümü bilmiyorum. Ben onlara 3 soru sordum. O soruları, yani onlara dair 3 soru, o sorular üzerinden ilerledik. Bunlardan birisi, genellikle yeni mezun ve daha üniversite okuyan gençlerdi. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz sorusuna verilen cevap bu. Yurt dışına gitmeyi ister misiniz? Niçin böyle her gencin yurt dışına gitmesi konuşuluyor bu ülkede? Sebebini sormuştum. Ama ülkemde, bu çok iyi bir okulda okuyan bir genç, ülkemde kalabileceğimi düşünmüyorum dedi çocuk. 24 yaşında genç bir avukat kızımız. Bir kadın olarak özgürce yaşamak istiyorum. Metro ile istediğim yere gidebileceğim bir Türkiye'de yaşamak istiyorum. Elektrik lambasının yanmadığı bir sokaktan geçerken korkmak istemiyorum dedi. Neler yaşanıyor? 5 yıl değil, 2 yıl sonra bile nerede olduğumu göremiyorum dedi. 27 yaşında siyaset bilimi mezunu bir oğlumuz dedi ki, kendimi ekonomik olarak hem kısıtlanmış hem de yoksun hissediyorum. En iyi eğitimleri aldım ama karşılığını alamıyorum, değersizleştiriliyorum. İftira at, izi kalsın gibi bir sistem var. Şimdi çok ilginç bu. Gözlerini kestirdiklerine bunu yapıyorlar dedi. Bu genç kardeşimiz ortanın biraz altı bir geliri olan ailenin çocuğu. Bütün sınav sistemi üzerinden kazanarak yürümüş. Çok devlet okullarının, lisesi devlet, kazanılarak okunan bir devlet, üniversitesi devlet ama yani
yüksek puanla girilen bir okul ve mezun olduğu okulun gençlerine bir platformları veya dernekleri var. Oraya yani iyi işler yapanlar yardımcı olmak üzere dahil oluyorlarmış. Şimdi burada çok ilginç bir şey söyledi. İftira at izi kalsın, gözlerine kestirdikleri. Yahu biz alıştık da, siz hepiniz alıştınız da, siyasetçiye bu yapılıyordu. Daha böyle göz önündeki de yapılıyor. Bu aşağıya sirayet etmiş. Bakın çok vahim bir şey bu. Bu aşağıya sirayet etmiş. İnanamazsınız. Çünkü bu iftira at izi kalsın hikayesinin sonucunda mutlaka o işi yapan bu iktidar yöneticileri tarafından ödüllendiriliyor. Asıl mevzu bu. Çok da ayrıntılı bir konuşmaydı. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Ve Sultanbeyli'den yola çıkıp bu başarıları göstermiş. Yani Sultanbeyli'nin daha dar gelirli sayılabilecek, yani ortanın altı bir ailenin çocuğu, sınav kazana kazana bugün bulunduğu noktaya gelmiş. Yani borcunu ödemek üzere başka çocuklara yardım edeyim derken ve kendi başına da değil bir resmi dernek üzerinden canlarını okumuşlar. Dedi ki gene hayal kuramıyoruz. Başımıza bir şey gelmemesi hayal. Yani en büyük hayalim başıma bir şey gelmemesi. Biz nasıl bir ülke olduk ya? Biz nasıl bir ülke olduk? 5 yıl sonra ben özgür olmak istiyorum. 26 yaşında avukat bir gencimiz, biz hayal kuramıyoruz dedi. Ülkemizi yönetenler bir sorun olmadığına bizi ikna etmeye çalışıyor. Ama ben her şeyin bana karşı olduğu bir düzende, bir şeyler yapmaya çalışıyormuş gibi hissediyorum. 5 sene sonra kendimi hala zorlanıyor olarak görüyorum. 21 yaşında ekonomi bölümünde okuyan bir gencimiz. Ben biraz öfkeli hissediyorum. Bu hayal kırıklığından kaynaklı bir öfke. Önceden problem ekonomikti. Yani bakın 20'li yaşlarda bir gencin sonra politik bir hale gelmişti. Ama şu an artık sosyolojik bir sorun haline geldi. Ben bu konuda hata yapıldığını düşünmüyorum. Kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. İşte günün tarifi. Ben hata değil, bu işin kasıtlı olduğunu düşünüyorum dedi bu genç. Bu nasıl bir şeydi? Biz bu gençlerimizin bu duygu ve düşüncelerini bu hale geldiğini, Z kuşağı, Z kuşağı deyip zıplayıp ama bu insanların, bu gençlerin buralarında ne olduğunu, nasıl? Yukarıdakiler için bir şey diyemem ama zaten orada belli. Çocuk diyor ki, kasıtlı yapıyorlar. Ama bizlerin de bu konuda çok daha açık bir mücadele vermemiz gerektiği ortaya çıktı. Biz bir şeylerden koptuk dedi. Ama ülke de bizi koparmak için elinden geleni yaptı. İnsanlar kendi ülkesinden, kendi devletinden koparılmış hissediyor. Bu insanlar dediği gençler. İnsanlar kaostan kaçmak için yurt dışına gidiyor. Biz daha bugün mücadele halindeyiz. Geleceği nasıl inşa edeceğiz? Kendimi 5 yıl sonra nerede gördüğümün cevabı olmadığı için yurt dışına gitmek istiyorum dedi. 26 yaşındaki bir bilgisayar mühendisi, evli bir kardeşimiz. Benim babam 52 yaşında, daha hiç tatil yapma arzusu gütmedi. Çünkü bilmiyorlar. Ama ben nefes almak istiyorum. Antalya'ya, Fethiye'ye gitmek bile sıkıntı. Gidemeyeceğimi düşündüğüm için bakmıyorum bile. Biz rahat yaşamak istiyoruz. Bizi darlamayın dedi bana. Senin yaşındakilerine, senin bulunduğun pozisyondakilerine söyle, bizi darlamayın. Herhalde o telefonunu göster dayılara dedi bu işi. 27 yaşında genç bir avukat. Türkiye'den gitmek istenmesinin temel nedeni adaletle alakalı. Sadece adliye koridorlarındaki adaletten bahsetmiyorum. Adalet duygusu çok örselendi.
Bir de artık her şey çok açık. Burası da çok, çok şaşırttı beni. Mesela torpili gizleme gibi bir durum yok. Torpil övünme meselesi haline geldi dedi bu çocuk. Eskiden dediği ailesinin dönemin, ailesinin anlattıklarından biliyor. Torpil ayıp bir şeydi, gizlenirdi. Adliye koridorlarında kime yakın, kime uzak, nasıl torpil yaptığını insanlar birbiriyle övünerek konuşuyor diyor. Bu ahlakın içinin bu iktidar tarafından nasıl boşaltıldığının bir göstergesidir. Biz aslında adaletle refah arıyoruz dedi. İnsanca yaşamak istiyoruz. Ama bugün adaleti halka yayıp refah sağlama derdinde değiliz. Bakın yandaşı, zengini besleme derdindeyiz. Hayatın her alanında adalet istiyorum. Aynı çocuk, aynı genç, spor karşılaşmasında bile stres içerisindeyiz. Bu stresten kurtulmak istiyoruz. 27 yaşında bir iş kadınımız, yurt dışında yaşayanların hayatında spor, tatil normal şeyler. Ama biz buna lüks diyoruz. Hayal etmek bile lüks artık bizim ülkemizde dedi. Uluslararası bir şirkette yani ilerlemesi mümkün bir pozisyonda çalışan bir genç kadındı bu. Gaziantep'li bir gencimiz. Siyasi kararlar Türkiye'deki durumları çok fazla değiştiriyor. Mesela ben 6. sınıftayken asker olmak istiyordum. O dönem Ergenekon davası oldu. Atatürkçü subaylar içeri alınıyordu. Ben bu hayalimden vazgeçmek zorunda kaldım. Ben umut istiyorum. Ben hayat istiyorum. Ben ülkem için bir şeyler yapmak istiyorum dedi. İşte size Sayın Erdoğan'ın yaşam koçluğuna soyunduğu gençlerimizin gerçek durumu. Bunalmışlık, umutsuzluk ve türlü baskılar altında bezdirilen, memleketten göz göre göre adeta kovalanan, her biri pırlanta gibi yetişmiş çocuklarımız. Onları bu duruma düşürenlere yazıklar olsun. Sevgili gençler, bu iktidar eğitiminizi, birikiminizi ve enerjinizi yok saymayı seçti. Vasatlaştırmayı bir politik olarak benimsedi. Çok sıkıldığınızı, bunaldığınızı ve yorulduğunuzu görüyoruz. Sürekli mücadele etmek zorunda kaldığınız için öfkelendiğinizi biliyoruz. Boğazınızı sıkan bir el varmış gibi hissettiğinizi anlıyoruz. Hiç merak etmeyin. Biz boğazınızdaki o kirli eli çekmeye geliyoruz. Siyasi nutuklarla değil, çözümlerimizle geliyoruz. Hak ettiğiniz gibi bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmenin sözünü veriyoruz. Artık hiç kimse sizi değersizleştiremeyecek, sizi baskı altına alıp susturamayacak, sizi görmezden gelemeyecek. Hak ettiğiniz özgürlüğe de, adalete de, refaha da ulaşacaksınız. Az daha dişinizi sıkın, biraz daha sabredin. İnanın çok az kaldı.